Şimdi Muharrem ayının oruçlarıyla ilgili biliyorsunuz eftalü sıyam, eftalü salat, badel ferizat salatü leyl ve eftalü sıyam, bade Ramazan, sıyam şerillel Muharrem. Bukhari hadisinde geçer. farz namazlardan sonra en sevaplı faziletli namaz gece teheccüd namazıdır. Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç Muharrem ayının orucudur. Onun zaten 10. günü aşura gecesidir. Haftayaki derste de aşurayı konuşacağız inşallah neler yapacağımız amellerine dair. Bu itibarla oruca önem verelim, orucu artıralım. E, hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: inkünte kunte tasum ba'de Ramazan, tasum Allah il Muharram." Eğer ki Ramazan'dan başka bir ayda oruç tutarım, başka ayda tutamam. Nafile olarak bir ay söyle bana dersen tutacaksan Muharrem ayını tut çünkü o Allah'ın haram ayıdır. Muharrem özel bir aydır. Bu hadis-i şerif Tirmizi'de geçer, İbn Ebi Şeybe'de geçer. Onun için özellikle Muharrem ayında oruç tutulmasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretmiştir. Yine bir hadis-i şerifte İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor. Taberani Mucem Kebir sahihlerinde zikrediyor. Ne buyuruyor? Eee men sa'me yevmen min el muharrami bi kulli yevm hasene. 30 yemen. Her kim Muharrem'den bir gün oruç tutarsa her güne karşılık 30 gün orucu var. 30 gün. Yani 33 kere 3 ne diyor yani? Bir günden 30 kazanıyorsan onda 300 eder işte. Demek ki 900 900 günlük oruç cevabı alır Muharrem-i Şerif'in tümünü tutanlar tabii. Ama normalde bir gün bile tutsa 30 gün cevabı alır. Ee, yine önemli bir şey ama haftaya da söyleyebilirim ama oldu ki unuttum siz unutmayın. Muharrem'in ilk cuması ve men evvele cum'atin minel muharrami <laughs> gufralehu ma taqaddeme min zunub. Muharrem'in ilk cuma gününde oruçta cuma günü tek gün tutabilir miyim? Tutabilirsin. Çünkü hakkında hadis olduğu için. Muharrem'in ilk cuma'sını oruçlu geçirenin geçmiş bütün günahları mağfiret edilir. İlk 10 günün orucu meselesi. Bu da çok önemlidir. Şu bakımdan ee, perşembe'yi tutmaya başlarsanız ilk günü mutlaka tutun zaten sene sonu sene başı iki gün tutsanız 50 senelik günah oluyor ya Böyle müjde nerede bulursunuz Oruç tutabilenler için ne mübarek müjdedir ee, Bu da çok önemli bir hadis-i şeriftir Men sâme, Men evvel aşral Evvele minel Muharrami Uğritel <laughs> firdevsel ala Muharrem'in ilk 10 gününü sıralı oruç tutan 10. gün ne zaten Aşura. Peki aşura tek tutulmuyor. Dokuzu da tutacaksın. İki oradan zaten. E ilk gününü de tutmak istersen hani sene sonu sene başı diye. Bir de oradan üç. Kaldı yedi mübarek. Yedi de ekle. Vastet. Her kim Muharrem'in ilk onunu oruç tutarsa aşura günü dahil tam on gün tutuyorsun. Onunda da aşurayı tutmuş oluyorsun. Köşeyi döndün. Firdevsi alaya varis kılınır. Firdevsi ala neresi? Ülâikumul vârisûn ellezîne eresûn yerisûne'l firdevse hüm fîhâ hâlidûn Allah buyuruyor. Onlar babalarından miras kalmış gibi kendileri zahmet çekmeden hazır firdevs cennetine konacaklar. Yani Kur'an'da da geçiyor demek istiyorum. Onlar orada ebedi kalacaklar. Zaten cennete giren için çıkmak söz konusu değildir. Cehenneme giren için Müslümanlardan çıkmak söz konusudur ama cennete giren hiçbir Müslüman daha ebedi çıkmayacaktır. Bu itibarla Firdevs icaze eltu mallal cennete feselul firdevs cennet isteyindiğin zaman Allah'tan özellikle firdevsi ala isteyin ya rab bizi firdevs cennetlerine varis eyle amin amin böyle dua edin çünkü feenni evsatul cenneti ve aale'l cenneti memen tefeccer enharu'l cennet cennetin en orta yeri firdevstir en gözde yeri en güzide yeri en üst mevkiyi en tepeden bakan bütün cennetleri gören yer firdevs cennetidir cennetin bütün ırmakları Firdevs'ten taşmaktadır, kaynaklanmaktadır. Yani suyun kaynağı, hani mesela Fırat'ın kaynağına gidiyorsun değil mi? Ne kadar manzaralı bir şey oluyor, ilk kaynağı yer. Bütün cennet ırmaklarının ilk kaynakları Firdevs-i Alâ'dadır. Muharrem'in ilk 10 gününü oruçlu geçiren, ilk 10 günü oruçlu geçiren Firdevs-i varis kılınır.